Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videodaki GTA San Andreas'ta gizemler, göndermeler ve easter egg'ler diyecektim. Hayır, o GTA 5 serisi. Gizemler ve göndermelere kaldığımız yerden değil ama devam ediyoruz. Bugün gizem, gönderme ve hata gibi bir şey göstereceğim. İlk olarak o hata gibi şeyi göstereceğim. Hani herkes buna Sweet'in arabasındaki gizem diyor ama bu bir gizem değil arkadaşlar. Tabii konu ne? Şu an hiçbir şey bahsetmedim. Şimdi Sweet'in plakasını görüyorsunuz. Sweet'in arabasının plakasını daha doğrusu görüyorsunuz. Grove 4 ile. Şimdi biz bu arabayı geri geri vuraraktan hasar verirsek arkası bozuluyor biliyorsunuz. Ve bozulduğunda gördüğünüz üzere RO 7 O 8 VC oluyor. Peki neden? İşte herkes işte plaka değişiyor, işte hayaletler değiştiriyor falan filan. Saçmalık abi. Açıklamak gerekirse. Şimdi bu arabanın bu araba yani tasarlanırken Sweet'in arabası diye tasarlanmadı. Direkt normal bir tane araç olarak tasarlandı. Sonra bunu Sweet için yaptılar ama hani Sweet sonuçta bir çete üyesi ve plakasını mantıken değiştirmiştir hani, çünkü bir çete üyesi, çete lideri neredeyse. Hani çete lideri plakası normal olmaz dediler ve plakası için Grove 4L, yani şöyle hemen göstereyim, bir daha söyleyeyim zaraktan içinde. Şu şekilde. Grow for L yaptılar. Yani grow for life. Yani yaşamak için aile. Grow Street'in ana hayatının üzerine kurduğu mottosu resmen. Hayat amacı yani. Yaşamak için aile. Sweet de hani plakasını Grow 4 L yapmıştır falan diye. O şekilde yapmışlar. Ama bu plakanın hasarlı haline dokunmayı unutmuşlar. Hasarlı halini Grow 4L yapmayı, yani Grow 4L yapmayı unutmuşlar. Bu yüzden arabanın hasarlı halindeki plaka ilk olarak tasarlandığı halindeki plaka olarak kalmış. Yani tamamen tasarım hatası bu. Oyun çıkarken yapılan bir tasarım hatası. İşte gizemler, hayaletler falan havada uçuşuyordu yani internette gördüğümde. Ki bunu açıklamak istedim. Bu şekilde bir olayı vardı bunun. O zaman hemen diğer gizem, gönderme neyse geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda devam ediyoruz ve mezarlıktayız. Oyunun başladığı yerdeyiz. Peki neden buraya geldik? Burada bir grafiti gizemi var. Bu gizem, bu hata falan değil. Bu bayağı gizem. Rockstar'ın koymuş olduğu gizem. Bakın şurada bir grafiti var, görüyorsunuz. Bu grafiti arkadaşlar 8 ile 6 arasında burada. Ama tam saat 06 çift 0 olduğu zaman bu yok oluyor. Bunu nasıl kanıtlarım? Şu anda ekranda çıkmış olan zamanı hızlandırma şifresini yazıyorum. Ve zaman daha hızlı akmaya başlıyor oyunda. Ve 6.06 çift 0 olduğu zaman bu grafiti buradan gidecek. Burada zaten Family is for life, yani yaşamak için aile. Grove Street'in yaşam amacı. Az önce de anlattım zaten. Family is for life yazıyor gördüğünüz üzere. Ve tam 6 olduğunda yok oldu. Ve tekrar akşam 8 olduğunda bir daha gelecek ve tekrar 6'ya kadar burada duracak. Bu Rockstar'ın dediğim gibi koymuş olduğu bir gizem, bunun açıklaması yok. Ama teori üretmek isterseniz illa bunu da hayaletler yapıyor diyebilirsiniz. Gece 8'de grafiti yapmaları tutuyor ve grafiti yapıyorlar. 6'da da bırakıyorlar falan yani. İstediğiniz teoriyi üretebilirsiniz. Ama ben sadece Rockstar'ın koymuş olduğu bir easter egglemeyi tercih ederim. Mezarlara çıkıyoruz, inşallah çarpmayız. Bir sonraki gizem, gönderme neyse geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda devam ediyoruz. Silahçının önüne geldik. İstediğiniz silahçıya gelebilirsiniz bunu görmek için. Burada iki tane olay var. İlk olarak gördüğünüz üzere bu CJ'in beta'daki hali. Şöyle ne kadar fark var arada bilmiyorum. Hani yüzü falan aynı. Kıyafetleri sadece oyuna ilk başladığınız zaman beta'da sağdaki gibiydi. Üstünde hiçbir tişört yoktu. Altında pantolon, şapkasında da böyle siyah bir şapka vardı. Sonradan bizim bildiğimiz atletli kot pantolonlu CJ'ye dönüştürüldü. Gördüğünüz üzere CJ'in beta'daki haliyle şu anki hali. Ve burada bir de Rockstar'ın bir diğer oyunu olan Manhunt'a gönderme var. Biliyorsunuz Zero'nun dükkanında Manhunt oyuncakları vardı. Burada da Manhunt'ın silahı var. Hani silahçıdayız madem. Silah göndermesini silahçıya koymak bence gayet mantıklı bir hareket. Şöyle bakacak olursanız Nails yazıyor. Bu Manhunt'taki silah arkadaşlar. Zaten şuraya bir yere koymuşumdur görselini. Manhunt'taki halini. Bu Manhunt'taki silah. Ve şurada bir yerde bunun şeyleri olması lazım. Bunun mermileri olması lazım. Şu an bulamadım tabii ama neyse. Şu silah yani, en azından Manhunt'taki bir silah. Hatta bakın şurada Manhunt mı yazıyor? Yok, abartmışım. Tamam. Neyse, bu şekilde. O zaman hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda haritanın tam olarak burasındayız. Montgomery adlı kasaba, köy gibi bir kısımdayız. Burada ne var? Burada Halka filmindeki Samara'ya bir gönderme var. Onun görüntülerini koyar mıyım bilmiyorum da Samara ve Samara gizemini biliyorsunuzdur.
Yani filmini falan da biliyor olmanız lazım. Böyle bazen televizyondan, bazen de bir kuyudan çıkan bir yaratık. Ve onun kuyusu, bakın kuyudan çıkıyor demiştim az önce, 2 saniye önce falan. Ve bakın onun kuyusu burada Montgomery'ye koyulmuş. Böyle etrafında atık, radyoaktif atık levhaları var, yaklaşmayın diye. Ve X-Files modunu yüklerseniz, X-Files modunu yüklerseniz buradan Samara çıkıyor. Dediğim gibi halka filmine gönderme. Bu şekildeydi. Çok da anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi haritanın burasındayız. Montgomery'deyiz. Bu şekildeydi. O zaman hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda haritanın burasındayız. Dilmore kasabasındayız, köyündeyiz. Rockstar her köye bir tane gizem koymak istemiş herhalde veya bir gönderme. Burada Catalina ile beraber buradan bir tane tanker çalıyorduk. Tam olarak şurada duruyordu tanker. Yanında da tır vardı. Tırı alıp tankere bağlıyorduk ve kaçıyorduk. Peşimizden geliyorlardı falan filan, neyse. Ve bakın burada Max Payne yazıyor. Max Payne zaten buradan, hani bunun Max Payne'e gönderme olduğu belli, görüyorsunuz Max Payne. Max Payne de zaten GTA 5 videosundan birinde de Michael Max Payne yapmıştık, hatırlarsınız. Max Payne 3'teki Max Payne yapmıştık. Burada direkt Max Payne yazaraktan Max Payne'e bir gönderme var gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Max Payne göndermesiyle de videomuzu bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama videoyu şu sıraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İzlemediyseniz like atmayın. Veya beğenmediyseniz eksiklerimi yazaraktan dislike de atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.